Akit TV ekranlarından herkese merhaba. Sevgili izleyenler, sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Bir Nefes Sıhhat programında bugün de yine sizlerle birlikteyiz. Sağlığını düşünenlerin mutlaka izlemesi gereken bir program. Bir Nefes Sıhhat. Bir nefesinize bu sıhhati eklemek istiyorsanız bu programı muhakkak izleyin, kaçırmayın diyelim. Ve kiminle birlikte? Tabii ki Doktor Mustafa Eraslan hocamla birlikte. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve önemli hastalıklara değineceğiz. Geçtiğimiz programlarda da yine değinmiştik aslında ama çok azıcık değindik ve detaylarını paylaşmadık aslında. Bir programı belki de yayabileceğimiz bir hastalık ya da tedavi yöntemi dedik. Özellikle sünnet olarak belirtmişti hocamız da. Peygamber Efendimizin bizlere tavsiye ettiği çok önemli bir tedavi yöntemi tabii ki hacamattan bugün bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Sonrasında yine damar tıkanıklığına değineceğiz. Dediğimiz gibi bunlar hepsi aslında birbiriyle bağlantılı olan hastalıklar veya tedavi yöntemleri. Öncelikle hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Yusuf Bey. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Rabbime, siz de iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Allah iyilik versin. Daha iyi olduk. Allah iyilik versin. Allah razı olsun. Şimdi hacamatı güzel anlattınız. Hacamatta bugün ben şuna değinmek istiyorum. Biz hacamatta klasik ailelerimizden gördüğümüz, atalarımızdan, dedelerimizden, ebelerimizden gördüğümüz ve hadis-i şeriflerde okuduğumuz hacamat yöntemini kullanıyoruz genelde. Nasıl yapıyoruz? Klasik bir tedavi edici değil, koruyucu mantığa uygun, sünnet olan hacamat var. Yılda iki kere biz tavsiye ediyoruz veya yaşa göre üç kere, dört kere tavsiye ediyoruz. Ama bunun dışında aslında hacamatı tüm dünya ve Resul Efendimiz hayat boyunca tedavide kullandı. Biz hacamatı tedavide kullanma konusunda sağ olsun Sağlık Bakanlığı eğitim verdi. Bir müddet eğitimden sonra herhalde bir 50-100 tane doktor Türkiye genelinde hacamat ile tedavi yapma yetkisini aldı. Dünya çapında hangi futbolcu hangi sebepten dolayı hacamat yaptırdı? Hacamat ne tür hastalıklar için yapılır? Hacamat yapılacak noktalar nelerdir? Hangi noktalara hacamat yapılmaz? Saçları kesmeden baş bölgesine hacamat yapılır mı? Ağrı kesicilerle önüne geçilmeyen migrenin asıl ilacı hacamat mıdır? Hacamatın hiperaktiviteye etkisi var mıdır? Fibromiyalji hastalığı nasıl bir rahatsızlıktır? Hacamat fibromiyaljide etkili bir yöntem midir? Kısırlıkta hacamat ve kalp damar hastalıklarında sülük tedavisi sarı kantaronun mucizevi etkileri. Birazdan. Şimdi burada yani sık sık gündeme geldi bir iki hafta önce bu Barcelona'daki futbolcu Neymar Arda'nın takım arkadaşı hacamat yaptırıyor değil mi? Evet. Niye yaptırıyor hacamatı? Neymar bildiğimiz kadarıyla Müslüman değil. Değil mi? Evet. Bu Barcelona televizyonu dinlediğiniz zaman belinde çekme var. Bel fıtığı başlangıcı var. Neymar'a bunun için hacamat yapılıyor. Yani tedavi etmek için yapılıyor. Yani sünnet olduğu için değil. Şimdi sünneti, yani biz niye sünnet olduğu için yapıyoruz? Resul Efendimiz bizim peygamberimiz. Değil mi? Ama diğerleri hep tedavide kullandılar. Ve bizim unuttuğumuz Resul Efendimiz de tedavide kullandı. Nasıl kullandı? Bakın, başı ağrıdı, kullandı. Beli ağrıdı, kullandı. Ayağı burkuldu, kullandı. Tabii, dizi ağrıdı, kullandı. Hacamatı biz aklınıza gelebilecek her türlü tedavide mutlaka kullanabiliriz. Kullanabiliriz, evet. Bakın şimdi Kerem diye bir
delikanlı geldim. Hı hı. Eşinden ayrılmış. Niye biliyor musunuz? İktidarsızlığı var. Bildiğiniz iktidarsızlığı var. Siz hacamat yapıyorsunuz buna. Hacamat yaptık. Tekrar normal düzeyine geldi. Yani gençlik bir insanın özel hayatını siz ortadan kalkmasını düşünün. Değil mi? Evet. Nişanlısından, hanımından ayrılmasını düşünün. Bunlar önemli şeyler. Arkadaşlar eğer gösterirlerse hacamat yapılacak noktaları, ben şimdi nerelerde, hangi hastalıklarda hacamat kullanılır? Evet. Yani şey yapayım. Burası çok önemli sevgili izleyenler. Tabii, tabii. Hocam şimdi hacamat yapılacak noktaları bizlerle paylaşacak. Özellikle hangi hastalıklarda? Migren, baş ağrısı, bel ağrısı, onun haricinde prostat, kısırlık, hepsinde bütün tedavi yöntemleri olarak kullanılıyor. Hocam buyurun. Bakın çok enteresandır. Hı hı. Şimdi arkadaşlar herhalde güzel bir resim şey yapmışlar. Şimdi bakın, bu bölgeden yani bizim ense çukurumuzun alt kısmıdır bu. Ense çukurunda asla hacamat yapılmaz. Bu çok önemlidir. Yani ense çukuruna hacamat yapmayacaksınız. Burada çok özür dilerim hocam. Sanırım hafıza kaybına da neden oluyor. Birçok şeye sebep olur. Birçok evet. şeye sebep olur. Bakın bütün hastalıklar için yani burada bir kere bir şeyimiz oluyor, kupamız oluyor. Hı hı. Diyelim ki ne sıkıntınız varsın? İşte bayanlarda kemik erimesi var. Hı hı. Bakın, şu noktaları kullanıyorsunuz. Veya nedir? İşte akciğerinizin astımınız var. Veya işte zatürre oldunuz. Veya işte tüberküloz oldunuz. Bakın, bunları kullanıyorsunuz. Şimdi damar tıkanıklığınız var. Veya kalbinize problem var. Hı hı. Bu bölgeleri kullanıyorsunuz. Bazen bayanlar gelirler, işte hocam benim kan değerlerim düşük. Özel günlerimde fazla kanama oluyor ve kan değerim düşük. Düşüyor. Hemen siz bunları kullanırsınız. Ne olur biliyor musun? Hemen kan değeri yükselir. Hemoglobini 13-14'e çıkar, rahatlar. Şimdi bu bölgelerde nedir? Diyelim ki hazımsızlığınız var. Hı hı. Safranızda problem var. Başka hepatitiniz var. İşte bunların tamamında bu bölgeleri kullanabilirsiniz. Bazen hasta gelir, ya hocam der, bizim çocuğum yani gece eşemesi oluyor. Veya prostatı var babamın. Günde iki kere, üç kere, dört kere geceleri tuvalete çıkıyor. İşte buralarda kullanırsınız. Veya iktidarsızlığı vardır. Veya çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Yani birçok hasta geliyorsa azospermi dediğimiz sperm sayısındaki sıfır olma, hiç olmaması. Hem boşanma sebebidir, hem çocuk olmama sebebidir. Erkekler için önemli ve son zamanlarda çok arttı. Siz hacamat bölgesinde yani sperm sayısını artacak hacamat bölgesinde onu kullanır iseniz işte o sperm sayısı bakarsınız azospermi, oligospermiye dönmüş, arkasından yavaş yavaş yükselmiş birçok hasta böyle tedavi olur. İşte ülseriniz vardır, kabızlığınız vardır vesaire vesaire. Şimdi burada tamamı yok. Şundan bahsetmek istiyorum. Kaç hastalık biliyorsanız yani 50 tane, 100 tane hiç fark etmez. Hepsi için bir tane yaratılmış ve uygulama yapılan hacamat bölgesi vardır. Hı. Arkadaşlar gösterirlerse bunlardan örnekler verelim. Nedir? Baş ağrısı olan bir hasta. Evet. Resmini arkadaşlar şey yapsınlar, ekrana getirsinler. Tabii. Ben de size söylemiştim hocam bu tedavi yöntemini uyguladım. Hani migrenim, kronik migrenim sonrası diye. Evet. Saçları kesmeden baş bölgesine hacamat yapılır mı? Ağrı kesicilerle önüne geçilmeyen migrenin asıl ilacı hacamat mıdır? Hacamatın hiperaktiviteye etkisi var mıdır? Birazdan. Şimdi hasta gelir. Ya hocam ben işte yarım saat sonra başımın ağrıyacağını hissediyorum. Bana migren teşhis kondu. Şu ışıklar üzerime geliyor. Karanlık bir odada yatmak istiyorum. O hasta migren hastası veya işte bizim gerilim tipi dediğimiz baş ağrısı olan hasta. Ne yapıyor? Ömür boyu neredeyse ilaç kullanıyor. Ne yapıyor? Ağrı kesici, hiç durmadan ağrı kesici. Başka belki de bir gün, iki gün, üç gün
işinden değil mi? Şey yapıyor, başını kaldıramıyor. Siz geliyor, bir arkadaşlar göstersinler, bir baş hacamatı yapıyorsunuz. Birinci seanstan itibaren migren rahatlamaya başlıyor. Evet. Baş ağrısı azalmaya başlıyor. İkinci, üçüncü, dördüncü de artık o hasta migrenden, ağrı kesici kullanmaktan ve ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtuluyor. Arkadaşlar herhalde şeyi bulamadılar. Neydi? Diğer resmi, bizim, evet. Evet, diğer resmi gösterirsek biz nerelerden yapıldığında. Şimdi bakın, bu hastaya hacamat yapılmış kafasından. Hı. Neden yapıldığını tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen baş ağrısı vardır veya dolaşım bozukluğu vardır. Biraz da yıpratarak yapmışlar. Çok da doğru aslında. Yapmamışlar. Başka bir baş resmi var ise onun üzerinden biz şey yapalım, devam edelim. Yine zihin açımı için de çok iyi değil mi hocam? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bazen, bakın bu baş hacamattır. Şimdi bazen bize soruyorlar, hocam işte mutlaka saçlarımızı kazıtacak mıyız? Kazıtmaya gerek yok. Bu çok önemli, evet. Çoğu kişi bundan dolayı yaptırmıyor. Saçları sizin gibi güzel olunca, Allah razı olsun hocam. Amin cümlemizden, ondan sonra çekiniyor. Hiç saçı kesmeye gerek kalmadan bana gelirler. Ben hemen yani şu şekilde uygularız. Sonuçta bakın, adam gelir, öğretmen gelir bize. Ya hocam ben öğretmenim. Çocuklarla uğraşıyorum. Ama bazen zihnimi toparlayamıyorum. Derste ne anlatacağımı unutuyorum. Baş hacamat yaparsınız. Hemen onun zihninde tekrar bir berraklık başlar. Anne gelir. Ya hocam bu çocuktan bıktık. Ne oldu? Hayırdır? İşte çok hiperaktif. Yani son zamanlarda bir hiperaktif curcunası gidiyor değil mi çocuklarda? Yerinde duramıyor. Dersin başına oturmuyor. İşte şuradan hemen gelir. Siz ona bir hacamat yaparsınız. Çocuk hemen kendini toplar. O hiperaktivite dediğimiz olaydan kurtulur. Bakın hacamatta siz toksinleri atıyorsunuz. Vücudunuzda siz ne var? Zehir var. Hacamat ne yapıyor? Zehri alıyor ya. Zehir insanı ne yapar? Öldürür. Değil mi? Az ise vücudun dengesini bozmaz mı? Bozar. İşte siz bu zehirleri, toksinleri atıyorsunuz. Artı dolaşım tekrar iyi olmasını sağlıyorsunuz. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta işte biraz önce bahsettiğimiz migreninizden, hiperaktiviteden, baş ağrısından kurtuluyorsunuz. Veya hasta gelir, ya hocam bana bel fıtığı teşhisi kondu, çok canım sıkılıyor. Niye? İşte cerrahi müdahale, ameliyat dediler. Ne yapacağım? Yapılacak şey belli. Siz doktor arkadaşlarına tavsiyeler uyun. Onlar hiç karışmayalım. Ancak daha önce yapılacak şeyler var. Bunlardan bir tanesi de hacamat. Arkadaşlar da eğer bel fıtığı resmi olması lazım. Siz bel fıtığı olan hastasa hacamatı yaparsınız. Çok enteresandır. İnsan der ki ya işte buradaki kıkırdaklar, buradaki diskler, kemik yapı nasıl kendisini toparlar? İnsan bazen hayret ediyor değil mi? Evet hocam. Siz orayı çiziyorsunuz. Allah Allah bakıyorsunuz. Fıtık ortadan kalkmış. Şimdi siz bunun işte akli olarak, tıbbi olarak aslında kolay kolay da şey yapamıyorsunuz. Neydi? Yorum yapamıyorsunuz. Ama asıl yorum, asıl yorum şudur. Siz o bölgeyi çizerek o bölgedeki bizim bağışıklık sistem hücrelerini aktive ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bak burada bir problem var. Hemen vücut koştur orayı tamir etmeye giriyor ve orada ne sıkıntı varsa onu tamir ediyor. Fibromiyalji hastalığı nasıl bir rahatsızlıktır? Hacamat fibromiyaljide etkili bir yöntem midir? Kısırlıkta hacamat ve kalp damar hastalıklarında sülük tedavisi sarı kantaronun mucizevi etkileri. Birazdan. Bu resimde gördüğünüz bu nedir biliyor musunuz? Fibromiyalji dediğimiz bir şeydir. Rahatsızlıktır. Son zamanlar inanılmaz yaygındır. Bakın biz bu televizyon binasında 100 kişiye sorsak 50 tanesi sabahlar yorgun kalktığını söyler. Evet. Hocam ben çok yorgun kalkıyorum. Hocam hiç yapasım gelmiyor. Hocam eşim işte saat 7'de, akşam 7'de işten geliyor. Ben öğleden sonra artık adım atacak halim kalmıyor. Bayanların söylediğim. Çalışanlar da böyle. İşte buna biz
Çok da aslında teşhis koyamıyoruz. Fibromiyalji diyoruz. Hı. Ben size teşhisi söyleyeyim. Vücudumuzda birikmiş toksinler bizi zehirliyor. Yavaş, yavaş, yavaş zehirliyor. İşte siz hacamat ile o zehirleri alıyorsunuz. Bakın şimdi şuradaki şeyde, ekrandaki resimde ne görüyoruz? Hacamat kanı. Şimdi biz o hastadan kan alsak ve kanında biz civaya baksak, kadmiyum yani oradaki zehir oranına baksak, damardan aldığımız kandaki zehir oranı ile o bölgedeki kandan, hacamat bölgesine aldığımız kandan zehir oranı yaklaşık 1'e 65-70. Yani %7000 civarında daha fazla. Siz bütün toksini alıyorsunuz. Şimdi bakın, şimdi araba kullanıyor musunuz? Yok hocam. Tamam, araba kullananlar bilirler. Hı hı. Bazen balans bozulur. Tekerlerin balans bozulur. Gidersiniz şey lastikçiye, o alır. Ondan sonra yanına küçük bir tane şey çakar. Kurşun çakar. Aa, o teker artık normal dönmeye başlar. Balansı bozulmuştur. İşte toksinler bizim vücudumuzun balansını bozuyor. Balans bozulduğu zaman küçük bir kurşun, yani işte bizim hacamat o küçük kurşun mesabesine geliyor. Evet. Bakın burada bizim hastalardan bir tanesi bel fıtığı hastası. Hı. Biraz önce biz ne demiştik? Yukarıda bir bölgeyi değil mi? Herkese genelde yapmak lazım tüm hastalıklarda. İşte bu da bel fıtığı olan, cerrahi müdahale yapılması gereken bir hasta ama bel fıtığından ilerleyen zaman içinde kurtuluyor. Şimdi bu tip hastalarda biz bazen her hafta yapıyoruz hacamat. 10 günde bir yapıyoruz hacamat. 20 günde bir yapıyoruz. Yani bir yıl içinde belki 30 kez yapıyoruz. 15 Allah kez Allah. Yapıyoruz tabii. Çünkü bu hastalık var. Şimdi şöyle düşünün. Yani hasta kısır. Hı hı. Nedir? Yumurtaları, kızcağızın iyi gelişmiyor. E siz tek seferde bunu çözmeniz mümkün değil. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 bu sayılarda yumurtaların gelişmesini sağlayacak bölgelere hacamat yapıyorsunuz. Evet. Ve sonuçta o yumurtalar olgunlaşmaya başlıyor ve döllenmeye hazır hale geliyor. Ondan sonra çocuk olur. Burada özellikle vurgulamak istediğim bu programda hacamatta hep şu. Bizim Resul Efendimiz'in yaptırdığı koruyucu hekimlikteki bir hacamat var. Sünnet hacamat. Hı hı. Bir de tedavi edici hekimlikteki hacamat var. Peygamber Efendimiz her ikisini de kullandı. Biz birinci yani koruyucu olanı kullanıyoruz ama tedavi edici olanla epey bir uzaklaşmışız. İşte bu tekrar yeniden sünnetin ihyasıdır. Evet. Yeniden bir sünnetin ihyasıdır. Yani siz hacamatı birçok hastalıkta kullanabilirsiniz. Bakın damar tıkanıklığı. Değil mi? Evet. Varsa arkadaşlar göstersinler damar tıkanıklığı. Damar tıkanıklığında biz neler yapıyoruz? İşte kanı sulandırıyoruz, ilaçlar veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, kalbi güçlendiriyoruz vesaire vesaire. Bunları yapsınlar. Ama onun yanında damar tıkanıklığında hacamat da kullanılır. Hem de çok çok etkilidir. Artı yanına bir tane daha yardımcı koruruz biz. Nedir biliyor musunuz? Nedir hocam? Sülük. Bildiğimiz sülük. Yani yolda görseniz, derede görseniz bunlar işte... Yine hacamat. Tabii bacağın arkasında damar tıkanıklığı olan hasta. Siz bu hastada hacamatı kullanıyorsunuz. Arkasından damar yavaş yavaş açılıyor. Hı-hı. Ve sağlıklı bir noktaya geliyor. Olmadı, yanında varisi vardır. Sülük ekliyorsunuz. Evet. Bakın o fotoğrafı da alabilirsek hocam. Tabii. Şimdi siz bakın bunlar. Mesela bu baş ağrısında kullanılan sülük. Hastanın başı ağrıyor. Siz sülüğü kullanıyorsunuz. Hiç zararı yoktur bunların. Ağrısı yoktur. Sızısı yoktur. Yani öyle enteresandır ki işi bittiği zaman da kendisini bırakır. Peki biz şu an bilmiyoruz ama izleyiciler de belki merak ediyordur hocam. Hani acısı nasıl bir şey? Yani yaptırmadığımız için bilmiyoruz. Yok acısı yok ki. Ne olacak? Şimdi ben hacamat yapıyorum bazen. Ya hocam diyor bitti mi diyor. Bitti. Hiç ağrımadı bile. Yani normalde her insan bir kez neydi şeye dayanır, iğne yapılmasına dayanır. Tabii. Hacamat topu topu bir bilemediniz en fazla iki iğne sancısıdır. Sülükte öyle bir sancı da yoktur. Sülük ne yapar? Allah-u Teala öyle enteresan yarattı ki bu mahlukatı.
sizin tedavi edemediğiniz, benim, kalp damarcığım, hiç kimsenin tedavi edemediği damar tıkanıklığına bakıyorsunuz, sülük tedavi ediyor. Hasta diyor ki, hocam diyor, ben şeker hastasıyım, gözlerim diyor, problemini artık görmüyorum. Sülükle tedavi ediyorsunuz. Migren, tedavi ediyor. Varis, tarih boyunca şu anda varis çorapları var, işte cerrahi müdahaleler var vs. Eskiden, yani bundan 800 sene önce, siz hangi cerrah gelecekti damar tıkanıklığını varisle şey yapacak? Toplar damarları ameliyat edecek değil mi? Evet. Ne yapıyordu? İşte bu sülükler işi hallediyordu. Bakın biz öyle enteresan ki, yani biz geçmişimizde inanılmaz koptuk. İnanılmaz koptuk. Bizim geçmişimiz hep tedaviler üzerindedir. Şimdi size soru sorayım ben. Adem aleyhisselam yani yaratıldığı zaman haşa iki tane kafası, beş tane kolu, 20 tane bacağı mı vardı? Hayır, asla. Biz onun evlatları olarak aynen bizim gibiydi değil mi? Evet. Havva validemiz de bizim gibiydi. Bayanlar gibiydi. Yani o zaman demek ki ilk insan yaratıldı, artık ilk hastalıklar başladı. Dişi yok muydu? Vardı. Diş varsa diş ağrısı da var, diş çürüğü de var. Tabii. Göz varsa görme problemi var. Saç varsa saçta dökülme problemi var değil mi? Hı hı. Hatta saç olmayan peygamber vardır. Kimdir biliyor musunuz? Kimdir? İbrahim Aleyhisselam'ın saçı yoktur. Allah Allah. Evet. Rivayetler öyle. İbrahim Aleyhisselam. Tabii. Yani birçok şey neydi? Hastalık peygamberler, peygamber efendilerimiz tarafından da yaşanmıştır. Ve bunların tedavileri bulmuştur. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Sarı kantaron diye bir şey var. Bitki var. Belki sen duydunuz. Sen John's Word diye, yani Aziz John'un bitkisi diye geçer. Bütün dünya bunu böyle bilir ve biz de böyle kullanıyoruz maalesef. Aziz John dediğimiz zat kimdir biliyor musunuz? Kim hocam? Onun diğer ismi Vaftizci Yahya diye geçer. Yahya Aleyhisselam'dır. Bizim özbeöz peygamberimizdir. Yahya, tabii Yahya Aleyhisselam sinir sisteminde problem olan, aşırı duygusal olan, işte stres yaşayan, bizim tabirimizle panik ata olanlara bu bitkiyi kullanmış. Sarı kantaron dediğimiz bitkiyi kullanmış. Sahip çıkmamışız. Adamlar demişler ki işte Aziz John'un şeyi. Çok enteresandır. Tabii ya Akşemseddin mikroptan bahsediyor ya. Biz diyoruz ki yok işte şey buldu, Pasteur buldu bilmem ne. Hepsi hikaye. Her şeyi biz bulduk. Hiç aklınızdan çıkartmayın. İnancı olmayan insanların, yani belki çok radikal bir çıkıştır bu ama ben sonuna kadar inanıyorum. Yani hekim olmayan, hikmet ehli olmayan, Allah-u Teala nuruyla bakmayan bir insana bir buluş yapması da yani çok çok zordur, mümkün değildir. Niye biliyor musunuz? Hı hı. Şunun için. İmam Azam Hazretleri buyuruyor ki, hiçbir zaman buluş akıl ile yapılmaz, zeka ile yapılmaz. Biliyor musunuz? Nasıl yapılıyor hocam? Önce diyor kalp hisseder, kalp sezer diyor. Kalp sezer, akıl onun peşinden gider diyor. Kalbin sezmediği bir şeyi sen diyor zihninle aklına bulman diyor mümkün değil diyor. İnanılmaz tabii bunlar. Yani biz çok fazla şey yapmıyoruz. Onun için bizim dinimizde nefsin mertebeleri vardır değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genelde tedavide bulanlar 4. yani nefs-i mutmainne dediğimiz mertebe ve onun üzerindeki insanlardır. İbn-i Sina kimdir? İbn-i Sina, İbn-i Sina, İbn-i Sina diyoruz. Gidiyorsunuz yurt dışına Avicenna, Avicenna, Avicenna. Bir dünya diyorlar değil mi? Çok ünlü bir doktor. Biz öyle biliyoruz. Ama işin aslı nedir? İşin aslı Resul Efendimiz'in öz torunudur. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in öz torunudur. İşte bu ilim böyle geliyor. Ama biz özür dilerim bir aşağılık kompleksine girmişiz. Bizden bir şey olmaz bulamayız diye. Hamdolsun. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Siz şey biliyorsunuz, hacamatı biliyorsunuz. Neredeyse her şeyi tedavi edebilirsiniz. Hacamattan önce, yani son 20 sene ne var piyasada? Hep akupunktur, 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 akupunktur değil mi? Hı hı. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorum. Klinikleri açılıyor. Hacamatla onu mukayese bile edemezsiniz. Hı hı. Yani bizim özbeöz tedavimiz. Onun için günümüz tedavisi, yana da mutlaka hacamatla yapılan tedavileri bir araya getireceğiz ve tedavi protokolleri ortaya çıkaracağız. Baş ağrıyor. Doktor arkadaşlar ilaçlar verecekler. Biz hacamatı yapacağız. Migrenden kurtulacak. Kısırlık kurtulacak. Bel ağrısı kurtulacak. Karaciğer yetmezliği kurtulacak. Siroz, sirozu engelleyecek.
Hepatit. Hepatite aklınıza gelecek her şeyi de hacamata kullanabilirsiniz. Evet. Bu arada sevgili izleyenler, hocam bana yayın öncesinde de yine söylemişti. Her yerde yapılmayacağı konusunda biz de uyarılarda bulunalım. Onu şöyle açalım. Çok Allah razı olsun. Doğru dediniz. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar hacamatı doktorların yapması. Sebebi de şu. Evet. Yani bu merdiven altına hacamat yapan arkadaşlarımız alıyorlar ellerine jileti ve başlıyorlar. Türkiye'de inanılmaz derecede bir hepatit yaygınlığı var. Evet. Hepatiti duydunuz değil mi? Hı hı, evet hocam. İşte genelde bu tip küçük cerrahi müdahalelerden sonra hijyeni olmuyor. Artı tedavi edici bölgeler de bilinmiyor. İşte o bölgeler ancak anatomiyi bilen, eğitimini almış doktorlar biliyor. Yani bizim klinimize başvururlarsa o konuda biz insanlara yardımcı oluruz. Bir de bir cümleyle şunu söyleyeyim. Yani hala hiç durmadan her yerde bizim ismimiz ile insanlar kandırılıyor, dolandırılıyor. İşte sahte internet siteleri var. Benim bir tane sitem var. Bir tane sitem var. Ve bir de muayenehanem var. Kadıköy'de. Bunların dışında ve benim bir tane de telefonum var. Bunların dışında hiçbir şeye kendileri Mustafa Eraslan diye arayan, Mustafa Eraslan'ın asistanıyım, arkadaşıyım, şusuyum, busuyum diye arayan ve onlara ürün vesaire satmak isteyen hiç kimse insanlar itibar etmesinler. Tabii dolandırırlar, üzülürler. Artı paraların kayıpları bir tarafa, sağlıklarından da olurlar. Ne yediği belirsiz değil mi? Ya yani bir madde alacaksınız, içeceksiniz, içinde ne var? Sonuçları karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, Allah muhafaza diyorum. Herhalde programın sonuna geldik. Sonuna geldik. Bizi izleyenlere sağlık ve sıhhat, afiyet diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Dilinize, yüreğinize sağlık Allah diyelim. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, bugün dediğimiz gibi sadece hacamat üzerine bir programı yaymaya çalıştık. Tedavilerini, uygulama yöntemlerini nerelerde uygulanıyor, hangi hastalıklarda iyi geliyor hacamat. Bunları paylaşmaya çalıştık Mustafa hocamızla birlikte. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir başka Bir Nefes Sıhhat programında tekrar görüşmek umut ve dileğiyle diyelim. Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a emanet olun.